başlangıçta 3 faktör içinde bulunduran bir maçtı. Hem ligi elinizde tutmak istiyorsunuz, hem psikolojik ve ruhsal açıdan taraftarınıza, toplumunuza karşı sorumluluk, önemli sorumluluğu olan bir müsabaka olarak sahaya çıkıyorsunuz. Akıl ve estetik bir anda olabilir mi? Ama biz aklı tercih ettik. Akıllı oynayarak rakibimizin kenarlarındaki etkin ve formda olan oyuncularına yönelik saygıyı göstererek oynamaya çalıştık. Bundan dolayı da rakibimiz daha çok tepeye kullandığı büyük toplar sonucu bize etkinlik yaratmaya çalıştı. Bunun birkaç tanesinde belki fırsat da buldu. Ancak dediğim gibi dikkatliydik. Maçın başından sonuna kadar iyi bir mücadele oldu. Her iki takımın oyuncularında aynı zamanda nezaket kuralları ve saygı kuralları içerisinde de oynandığını düşünüyorum. Bundan dolayı her iki tarafın oyuncularını kutluyorum. Ama özellikle oyuncularımı mücadele ve onurlu duruşlarından dolayı da kutluyorum. Bence yani güzel bir soru. Şimdi siz üst düzeyde oynayan takımınızla sadece bir sisteme bağlı ve o sistemle inat ederek oynayamazsınız. Bazen takım, yani rakibiniz de sizi farklı davranışlara itebilir. Çünkü bir şekilde estetik ve bir şekilde oyun kalitesini, estetiği düşünürken aynı zamanda hedefe giden ve sizi getirecek olan puanları da almak zorundasınız. Kaldı ki stil olarak savunmaya saygı duyan bir antrenörüm ben. Yani 5 atıp 4 yiyeyim diyen bir mantıkla çalışmıyorum. Benim anlayışım savunmanın eğer iyi yapılırsa, iyi yapıldığı takdirde direkt bir oyun anlayışıyla oynadığınız takdirde sonuca gitme şansınız var. Savunmaya saygı duyduğum için zaman zaman estetik olmayan oyun anlayışları görebilirsiniz. Ama bu rakibe üstünlük sağlamak için bir çaba göstermeyeceğiz anlamına gelmez. Bence estetik ve akılla ilgili konuştuğunuzda aklı daha önde tutuyorum. Bunlar için neler söylersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ünal Hoca, yani gördüğüm ve tanıdığım kadarıyla çok kaliteli bir insan. Ancak kulübümüz işleyişiyle ilgili sorunlar olduğunu ifade etti. Kaldı ki yetkileri çok yüksek yetkilerle başladı. Ama dediğim gibi bizim bilmediğimiz sütre arkasında neler olduğuyla ilgili çok fazla bir bilgim yok. Bu anlayış içerisinde belki bir tıkanmalar olmuştur. Bu da profesyonel dünyada özellikle yani futbolumuzun yönetim biçiminden tutun da işleyişi ve kalitesinin çok yüksekte olmadığını düşündüğümüzde bu tıkanmaların gayet normal olduğunu kabul ederek bunun bir içsel bir sorun, kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla kapatmayı uygun görüyorum. Evet, Olcan'la devam edelim. Olcan,